Bakara suresinin 65 ve 66. ayetlerini okuyacağız. Biliyorsunuz 40. ayetten beri İsrailoğullarından bahsediyor. Bakara suresi. Bugünkü ayetlerde yine İsrailoğullarından bahsediyor. Estağfirullah. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. İçinizden cumartesi gününde yasakları çiğneyenlerin durumunu çok iyi biliyorsunuz. Bu Yahudilere söyleniyor. Ey Yahudiler, cumartesi günü içinizden yasakları çiğneyenlerin durumunun ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Onlara alçak maymunlar haline gelin demiştik. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. Maymuna dönüşmelerini kendi çağlarında yaşayanlar için ibret verici bir ceza haline getirmiştik. Ve ma halfaha ve arkalarından gelenler için de ve mev'izaten lil muttakin, kendini korumak isteyenler için de bir öğüt yapmıştık. Yahudilerde cumartesi yasağı var. Onlar şabat diyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de sept deniyor. Sept ile şabat arasında biliyorsunuz bir şey var, yani ses yakınlığı var. Zaten İbranice ile Arapça aynı kökten gelen iki dildir. Birbirlerine yakın, yakın dillerdir. Yahudiler cumartesi günü iş yapmazlar. İşte tarla sürmezler, av avlamazlar, hayvan kesmezler. Yani iş yapmazlar, işin özeti. Bunu sayıyorlar, 30-40'a kadar çıkarıyorlar yapılamayacak şeyleri. Hatta asansöre binerken düğmeye bile basmıyorlar. Cuma günü akşam güneş batmasından başlıyor. Cumartesi güneş batıncaya kadar devam ediyor. Yani 24 saat sürüyor. O süre içerisinde herhangi bir iş yapmıyorlar. Fakat tabi burada çok enteresan bir durum var. Bunların cumartesi yasağını çiğnemeleriyle ilgili detaylı ifadeler A'raf suresinin 163. ayetinde. ...171. sayfa. ...170. sayfanın son ayeti ve 171. sayfadaki ilk ayetler. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. Deniz kıyısındaki o şehrin halkının durumunu Yahudilere sor. Orası, oranın adı Eyle. Filistin'de Eyle diye bir kent. Şu andaki ismini bilemiyorum ama eski şeylerde Eyle diye yazılı.
اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ Cumartesi günü sınırları aşıyorlardı. Yapmamaları gereken şeyi yapıyorlardı. اِذْ فَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا Balıklar cumartesi günü kıyılara bol miktarda geliyor. Böyle sürü sürü. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ Ama cumartesi yasağın bittiği zaman balıklar gelmiyor. كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ Fasıklık etmeleri sebebiyle onları böylece yıpratıcı bir imtihandan geçiriyorduk. Fasık ne demek? Yoldan çıkmak demek. Yani kendilerine verilmiş olan bir emir var. Cumartesi günü iş yapmayacaksınız. Balık avlamak da bir iş. O zaman yasayı çiğnemiş oluyorlar. Yasayı çiğnedikleri zaman ne olur? Şimdi mesela biraz sonra da okuyacağız diğer ayetleri. Yasakları çiğnediği zaman insanlar işte çarpılırsın, bilmem şöyle olur, böyle olur diye bir takım şeylerle insanları korkuturlar. Hayır, hiçbir şey olmaz. Niye çarpılacaksın? Yani günah işleyen kişi çarpılsa kimse günah işler mi? Hatta günah işlediğiniz zaman insanın biraz da hoşuna gitmeye başlar bir müddet sonra. Ya bu iyiymiş dersiniz. Ondan sonra farklı bir değerlendirme içerisine girersiniz ve daha da hoşunuza gider, günaha devam eder durursunuz. İşlenen günahlar kısa sürede alışkanlık doğurur. Yani bütün günahlar öyledir. Yani şimdi her zaman örnek veriyorum, kolay anlaşılabildiği için. Sigara alışkanlığı gibidir. Birinci sigarayı içersiniz, hoşunuza böyle berbat bir şeydir, hiç hoşunuza gitmez. Bunu kim içiyor, böyle şey içilir mi dersiniz. Özentiyle bir tane daha içersiniz, ondan sonra istetmeye başlar. Bir müddet sonra da artık bırakamıyorum demeye başlarsınız, zevk almaya başlarsınız. Bütün günahlar öyledir. Bir müddet sonra insanlara zevk vermeye başlar. Bunlar da öyle. İlk önce o balıkları korka korka avlıyorlar. Bakıyorlar ki bir şey olmadı. Bir daha avlıyorlar, yine bir şey yok. Aa, bu işte çok karlı, iyi. Nasıl olsa bol miktarda da balık geliyor. Devam ediyorlar. Ve اِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ Şimdi bunlar bu Cumartesi yasağını çiğneyince içlerinden bazıları bunlara karşı çıkıyor. Diyor ki yapmayın. Bakın Allahü Teala size bu yasağı koydu. Bunu işlerseniz ağır cezaya çaktırılırsınız. Sonunuz kötü olur. Bir kısmı da diyor ki ya bunlar laf dinlemez. Ya şimdi tamam siz doğrusunuz, haklısınız ama bunlar laf dinlemez. Hiç boş ver. Yani bu umutsuz vaka. Bunlarla konuşmaya gerek yok. İşte ikinci grup şöyle diyor. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ Onlardan büyükçe bir topluluk. Ümmet kelimesiyle ifade edilen büyükçe bir topluluk dedi ki لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Ya bu adamlarla ne uğraşıyorsunuz? Ya bunlar işte görüyorsunuz günahkar. Bunların laf falan dinleyecekleri yok. Allahü Teala zaten bunları helak edecek, cezalarını verecek bunları. Ya da ağır bir azaba çarptıracak. Baş verin bunları. Diyorlar nasihat edenlere. قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ O mücadeleyi devam ettirenler, bu işi yapmayın diye onlara karşı çıkanlar diyorlar ki, bunlar bu işten vazgeçer ya da geçmez. Biz onların vazgeçip geçmeyeceğine bakmıyoruz. Allah'ın huzurunda bize bir özür olsun diye bunu yapıyoruz. Yani yarın Cenab-ı Hakk'a hesap verirken diyeceğiz ki ya Rabbi senin emrin çiğnenirken biz karşı çıktık. Vazifesini yapmış bir kişi olarak Allah'ın huzuruna çıkmak istiyoruz. O kadar.
Yani biz bunu, bu insanlar vazgeçer geçmez, zaten baskı uygulayamazsınız. Siz sadece anlatırsınız. Onun için yapmıyoruz. Biz Allah'ın verdiği emri yerine getirmek için yapıyoruz. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Bakarsınız bir de bunlar akıllarını başlarına getirir, bu işlerden vazgeçer, kendilerini koruyacak duruma gelirlerse daha da iyi olur. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Kendilerine hatırlatılan şeyi ne zaman ki unuttular, unutmak ne demek? Unutmuş falan değil ama ilgilenmiyorlar artık. Hadi be. Yepyeni bir mantık içerisine girmiş oluyorlar. Artık onunla ilgilenmiyorlar. Unutmuş gözüküyorlar. Hiç gündemlerini almıyorlar. Enceynellezîne yenhevne anissû böyle bir durumda kötülüğe engel olanları kurtardık. Ve ahadnellezîne zalemû bi'azâbin be'îsin bimâ kânû yefsukûn. Ama o zalimlik yapanları da kendilerini ağır bir baskı altında alan bir azapla yakaladık. Fasıklıklarına karşılık. Peki o ağır baskı altında alan azap nedir? فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُ عَنْهُ Kendilerine yapılan uyarılar karşısında hala kafalarını dikince, dik kafalılık edince قُلْنَا لَهُمْ Onlara dedik ki كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Alçak maymunlar haline gelin dedik. Alçak maymunlar haline gelin dedik. Bir de Allahü Teala şöyle buyuruyor ve iz te'ezzene rabbuk bir günde Rabbin şöyle ilan etti. Le yeb'asenne aleyhim ila yevmil kıyameti men yesumuhum su'el azab. Şurası kesin. Kıyamet gününe kadar onlara ne kadar ceza verebilirim diye gayret gösteren insanları onların üzerine salacaktır. Mesela bakın işte Yahudilik tarihi hep şeylerle doludur, cezalarla doludur. Daha Hitler'in vermiş olduğu cezalar, o cezaları görenlerin en son temsilcisi öldü mü ölmedi mi tam olarak bilmiyorum. Ben şahsen bilmiyorum ama geçen seneler yaşayanı vardı. Sürekli kendilerine eziyet eden, ceza veren kişiler kıyamete kadar gelecektir diyor. Yani belli bir zaman parlıyorlar. Parladıkları zaman mutlaka kablarına sığmıyorlar, insanlar haksızlık yapıyorlar. Haksızlık yapınca onlara ceza veren başka insanlar geliyor. İnne rabbeke leseri'ul ikab. Senin Rabbin elbette ki cezayı çok çabuk verir ve innehu le gafurur rahim. Elbette ki o gafur ve rahimdir de.